Arkadaşlar, bugünkü dersimizde eğim kesim formundan bahsedeceğiz. Eğim kesim formuna neden eğim kesim formu dendiğini söyleyeceğiz. Arkasından bir noktası ve eğimi verilen bir doğrunun denklemi nasıl hesaplanır, nasıl bulunur? Onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi hatırlarsanız eğer biz ne demiştik? İki bilinmeyenli doğrusal bir denklemi ax artı b'ye eşittir c şeklinde yazmıştık. Burada a, b ve c birer reel sayıydı. X ve y değişkendi. Bir de a ile b aynı anda sıfıra eşit olmuyorlardı. Bu iki bilinmeyenli doğrusal bir denklemdi. Ve bunun grafiği de bir doğruydu. Ve bir doğrunun da eğimini şu şekilde tanımlamıştık. Y'deki değişimin X'deki değişime oranı olarak tanımlamıştık. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bu eğime bağlı bir doğru denklemi elde edeceğiz. Onun için de yapmamız gereken şey ne yapmak? Ax artı b'ye eşittir c denkleminde. Burada A'nın ve B'nin ikisini birden sıfırdan farklı olduğunu varsayacağım. İkisi de aynı anda sıfırdan, ikisi de sıfırdan farklı olsun. Ve buradan ben ne yapacağım? Y'yi çekeceğim. AX ve C cinsinden yazacağım. Şimdi AX artı B'ye, C'ye eşit olduğuna göre eşitliğin her iki tarafından aynı sayı çıkartacak olursam veya aynı sayı ekleyecek olursam eşitlik bir önceki eşitliğe denk oluyordu. Ve bu nedenle ben ax'in toplamaya göre tersi olan eksi ax'i bu eşitliğin her iki tarafına ekliyorum. Böylelikle eksi ax artı c ne eşit olmuş oluyor? Eksi ax artı ax artı b'ye eşit oluyor. Bu iki denklem, bu iki eşitlik birbirine denk, yani ikisinin de çözüm kümesi aynı. Eksi ax ile ax'in toplamı sıfıra eşit. Sıfırda toplamanın biliyorsunuz etkisiz elemanıydı. O yüzden de biz ne elde etmiş oluyoruz? B'ye eşittir eksi AX artı C elde etmiş oluyoruz. Daha sonra ne yapacağız? Yine eşitliklerde bir eşitliğin her iki tarafını aynı sayıyla, değil mi, sıfırdan farklı olan aynı sayıyla çarparsak veya bölersek bu eşitliğin her iki tarafını, bu durumda gene eşitlikler ne oluyordu? Aynı çözüm kümesine sahip oluyorlardı. O yüzden ben bu eşitliğin iki tarafını ne yapıyorum? B ile bölüyorum veya 1 bölü B ile çarpıyorum. Burada B sıfırdan farklı olduğu için tabii ki bu işlemi gerçekleştirebiliyorum arkadaşlar. Y bu durumda ne olmuş oluyor? Eksi AX artı C bölü B'ye eşit olmuş oluyor. Y'yi çektik ve A, X, C ve B cinsinden yazdık. Daha da düzenleyeyim şunu. Eksi AX bölü B artı C bölü B. Şimdi burada ben şunu iddia edeceğim. Diyeceğim ki buradaki eksi A bölü B eğime eşittir. C bölü B sayısına da ne diyeceğim? Bu ne sayısı da benim doğrumun y eksenini kestiği noktadır diye söyleyeceğim. Ve buna da biz ne diyeceğiz? Eğim kesim, bir doğrunun eğim kesim formu veya biçimi diye söyleyeceğiz. Şimdi gerçekten de acaba buradaki m katsayısı eksi a bölü b gerçekten de eğim midir? Onu test etmemiz gerekiyor. Yani biz yalan mı söylüyoruz, doğru mu söylüyoruz? Yaptığımız şey mantıklı mı değil mi? Göstermemiz gerekiyor. Ne yapalım? İki tane nokta alalım bu doğru üzerinde. P1, x1, y1 ve P2, x2, y2. Y eşittir mx artı n doğrusu üzerinde iki nokta olsun diyelim. Üzerinde iki nokta olsun. Eğer bu noktalar bu doğru üzerinde iseler, o zaman doğrunun denklemini sağlarlar arkadaşlar. Doğrunun denklemini sağlarlar. Peki doğrunun denklemini sağlamak ne demektir? Onun da anlamı şudur. Y1 neye eşittir? M çarpı X1 artı neye eşittir?
Y2 de neye eşittir? M çarpı x2 artı n'ye eşittir. Madem ki bu iki nokta y eşittir mx artı n doğrusunun üzerinde, o zaman x'in yerine x1 yazdığımda y1 neye eşit olacaktır? M çarpı x1 artı n'ye eşit olacaktır. Zaten doğru dediğimiz neydi? Bu tarz sıralı ikilinin, yani bu ilişkiye sahip olan x1 ile y1 arasında, apsis ile ordinat arasında burada yazıldığı gibi bir ilişkiye sahip olan noktaların geometrik yeriydi. Şimdi gelelim eğim formülümüze. Eğim formülümüz ne söylüyordu bize? Diyordu ki y'deki değişimin x'deki değişimi oranını alacaksın. Bakalım gerçekten de biz bu iki noktanın, P1 ve P2 noktalarından geçen y'dir mx artı n doğrusunun eğiminin m olup olmadığını göreceğiz. Bakalım gerçekten m'ye eşit olacak mı? Delta y dediğimiz nedir? y2 eksi y1'dir. Delta x dediğimiz şey nedir? x2 eksi x1'dir arkadaşlar. y2 dediğimiz şey ne? M çarpı x2 artı ne? Peki y1 dediğimiz şey ne? O da m çarpı x1 artı ne? Bölü faydada da ne var? x2 eksi x1 var. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var. x2 ve x1 birbirinden tabii ki farklı olmak zorunda. Devam edelim. Şimdi şuradaki payı düzenleyeceğim. Paydaki işlemi düzenleyeceğim. M çarpı x2 artı n eksi m çarpı x1 eksi n bölü x2 eksi x1. Şimdi m çarpı x2 artı n. Bakın artı n ile eksi n'in toplamları sıfır olacak orada. Değil mi? Şimdi evet. N ile eksi n'in toplamı 0. M çarpı x2 eksi m çarpı x1 bölü x2 eksi x1. Yukarıdaki ifadede m'ler ortak olduğu için m çarpanını alacağım. M çarpı x2 eksi m çarpı x1 m parantezini alacak olursam x2 eksi x1 elde ederim parantez içerisinde. M ile çarpılmış halde paydada da x2 eksi x1 var. Tabii ki x2 eksi x1 zaten sıfırdan farklı. Çünkü x2 ile x1 birbirinden farklı noktalar. O yüzden bunlar sadeleşebilir ve sonuç ne olur? Gördüğünüz üzere m çıkar. Demek ki gerçekten de burada yazan m sayısı gerçekten de neye eşitmiş? Eğime eşitmiş. Y eşittir mx artı n ifadesindeki m neyi gösteriyormuş? Eğimi ifade ediyormuş. Peki ne için? N sayısı için ne demiştik? Demiştik ki bu da n sayısı da ne demektir? N sayısı da bizim doğrunun y eksenini kestiği nokta, yani y kesmesi. Bunu peki nereden söyleyebilirim? Y kesmesini bulmak için y ekseni üzerindeki bütün noktaların apsisleri 0 eşittir. Y kesmesini bulmak için ne yapmam lazım? X'e 0 vermem lazım. X'e 0 verirsem neyi bulurum? Y kesmesini bulurum. Y kesmesini bulmak için X'e 0 vermemiz gerekir. X'e 0 verdiğimizde Y eşittir M çarpı 0 artı N'den Y kaç çıkar? N çıkar. Yani benim bu doğrum Y eksenini nerede kesmektedir? Tam olarak Y eksenin üzerindeki N sayısında kesmektedir. Bu nedenle biz y eşittir mx artı y eşittir mx artı n biçiminde yazıldığında doğrunun denklemini biz buna eğim kesim biçimi ne diyoruz? Eğim kesim biçimi diye ifade ediyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen bir örnek yapalım. Y eşittir eksi x artı 5 doğrusunun A şıkkında eğimi kaçtır? Eğimi. B şıkkında da y kesmesi nedir diye soralım. Evet. Sorumuz bu olsun. Y eşittir eksi x artı 5 doğrusunun eğimi nedir ve y kesmesi nedir diye soruyoruz. Bakın x'in katsayısı burada kaç? Eksi 1. Yani m dediğimiz, eğim dediğimiz kaça eşit?
eksi 1'e eşit. Peki y kesmesi kaça eşit? Y kesmesi de arkadaşlar 5'e eşit diye ifade ediyoruz. 5 eşit diye ifade ediyoruz. Başka bir örnek yapacak olursak. Şöyle diyelim. Eğimi 3 ve y kesmesi eksi 2 olan doğrunun denklemini yazınız demiş olalım. Eğimi 3'e eşit, y kesmesi ise eksi 2 eşit olan doğrunun denklemini yazınız demiş olalım. Hemen yazalım. Eğim 3'e eşit olduğu için 3 çarpı x, y kesmesi de eksi 2 eşit olduğu için eksi 2, y eşittir 3x eksi 2, eğimi 3 olan ve y kesmesi de eksi 2 olan nedir? Bir doğrudur. Denklemimizi böylelikle yazmış olduk arkadaşlar. Şimdi bir noktası verilen ve eğimi verilen bir doğrunun denklemini nasıl yazarız? Onu inceleyelim arkadaşlar. Doğrunun eğimi ne olsun? M olsun. Ve doğrumuz doğru P1 X1 Y1 noktasından geçsin. Acaba böyle bir doğrunun denklemini nasıl yazabilirim? Ben burada arkadaşlar diyeceğim ki Q X'ye koordinatlarına sahip olan doğru üzerindeki herhangi bir nokta olsun. Herhangi bir nokta olsun diye başlayayım. Ve eğimden yararlanarak ne yapayım? Bir denklem elde edeyim. Eğim y'deki değişimin x'teki değişimi oranına eşitti. Y'deki değişim y eksi y1, x'teki değişim x eksi x1. Tabi burada x'in x1'den de farklı olduğunu ne yapacağız? Varsayacağız. Çünkü aksi takdirde zaten biliyorsunuz eğim tanımlı olmayacaktır. Şimdi eğim y eksi y1 bölü x eksi x1 olduğu için burada eğer ben y eksi y1'i çekecek olursam y eksi y1 eşittir ne olur? M çarpı x eksi x1'e eşit olur. Bunu da düzenleyebiliriz veya bu şekilde bırakabiliriz. Bu şekilde yazdığımızda bu denklemimizi yani y eksi y1 eşittir m çarpı x eksi x1 diye yazdığımız zaman buna da ne diyoruz? Eğim yani doğrunun eğim nokta biçimi diye arkadaşlar ifade ediyoruz. Oldukça kolay gördüğünüz üzere. Şimdi hemen başka bir örnekle devam edelim. Bir örnekle devam ediyoruz demiştik. Eğimi eksi 1 bölü 2 olan örnek diye de yazılmış başına. Eğimi eksi 1 bölü 2 olan ve 11'e 5 noktasından geçen doğrunun denklemini bulunuz ve bunu ax artı b'ye eşittir c biçiminde yazınız diye ifade ediyoruz. Yazınız diyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ne demiştik az önce? Eğim kesim formunu ifade ederken şunu söylemiştik. Eğim nokta formunu derken şöyle söylemiştik. Y eksi y1 eşittir eğim çarpı x eksi x1 idi. Burada arkadaşlar y1 dediğimiz 5, x1 dediğimiz 11, eğimimiz de kaça eşit? Eksi 1 bölü 2'ye eşit. Doğal olarak bunları eğim nokta biçiminde yerine yazacağız. Y1'in yerine 5 yazıyorum. Y eksi 5 eşittir. Eksi 1 bölü 2 çarpı x eksi 11. Ama bunu bu şekilde istemiyor. Bunu ax artı b'ye eşittir c formunda istiyor.
O yüzden de ne yapmam lazım? Düzenlemem gerekecek. Düzenleyelim. Eksi 1 bölü 2 ile x'i çarptım. Eksi 1 bölü 2 ile eksi 11'i çarptım. Düzenliyorum. Y eksi 5 eşittir. Eksi 1 bölü 2x artı 11 bölü 2. Ve daha sonra da ne yapacağım? Bunların hepsini yani x'e bağlı olan ifadeyi sağ tarafa geçireceğim. Sol tarafa geçireceğim. Eksi 5'i de sağa geçireceğim. Yani şöyle yazacağım. Y artı 1 bölü 2x y artı 1 bölü 2x eşittir 11 bölü 2 artı 5. Bunu da düzenlersem 2y artı x bölü 2 eşittir 11 artı 10. 11 artı 10 bölü 2 ve bunu da düzenleyelim. 2y artı x eşittir 21. Paydadaki ikiler ne yapacaktır? Sadeleşecektir. Bakın ne oldu? Ben eğimi ve bir noktası verilen doğrunun denklemini standart formda yazmış oldum arkadaşlar. Yazmış oldum. Farklı bir örnek yapalım. Başka bir örnek daha yapalım. Bu sefer önce iki tane noktası verilmiş olsun. Bu sefer de ikinci örneğimizde de şunu yapalım. Örnek P1 eksi 1'e 3, P2 9'a 4 noktalarından geçen doğrunun denklemini eğim kesim biçiminde yazınız diye söyleyelim. Şimdi bu sefer eğim verilmemiş ama onun yerine iki tane nokta verilmiş. Yani iki noktası verilen doğrunun denklemini yazmamız isteniyor. Yapmamız gereken şey ilk önce eğimi hesaplamak arkadaşlar. Eğimi bulmam lazım. Eğim y'deki değişimin x'deki değişime oranına eşittir. Yani y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 idi. Burada y2 şunlar yazarsam x1 y1 olsun şurası. Burası da x2, y2 olsun. P2 noktasının koordinatları da. Y2 dediğimiz 4, y1 dediğimiz 3, x2 dediğimiz 9, x1 dediğimiz eksi 1. O da eşittir. 4'ün çıkarsa 1, 9 eksi 1 de 10, 1 bölü 10 oldu. Eğimimiz 1 bölü 10'a eşitmiş. Öyleyse eğim ve nokta biçiminden yararlanırsak istediğim herhangi bir noktayı kullanabilirim. İstersen P1'i kullanabilirim. Hiç fark etmez hangi noktayı kullanacağım. İkisini de yapacağım o yüzden. P1, x1, y1 yani P1, eksi 1, 3 noktasından geçen eğimi de 1 bölü 10 olan doğrunun denklemi. Ne yapıyorduk? Y eksi 3 eşittir 1 bölü 10 çarpı x eksi 1 o da eşit olacaktır. Ne olur? Y eksi 3 eşittir 1 bölü 10 x artı 1 bölü 10. Bunu da düzenlersem, eksi 3'ü diğer tarafa alırsam 1 bölü 10 x artı 31 bölü 10 şeklinde denklemini elde etmiş olurum, yazmış olurum. Peki ikinci noktayı kullansaydım değişen bir şey olacak mıydı? Olmayacaktı. Yani 9'a 4 noktasını kullanmış olsaydım gene aynı sonucu bulmam lazım. Zaten bulmuyorsam bir yerde hata yapıyorum demektir. 9'a 4 noktasından geçen ve eğimi de 1 bölü 10 olan doğrunun denklemini yazmam istenmiş. Y eksi 4 eşittir 1 bölü 10 çarpı x eksi 9. Düzenlersen bunu y eksi 4 eşittir 1 bölü 10x eksi 9 bölü 10. Buradan da y eşittir 1 bölü 10x, 10x eksi 9 bölü 10 artı 4. Ve tekrar düzenlersek y eşittir 1 bölü 10x 10 kere 4. 40, 40'tan 9 çıkarsa 31 artı 31 bölü 10 şeklinde ne yapmış olduk? Yazmış olduk. Bu hangi formda yazılmış oldu? Eğim kesim formu şeklinde yazılmış oldu. Şimdi
Aslında arkadaşlar şöyle bir not düşmekte fayda var. Biz bir doğrunun denklemini yazmak istersek sadece bize eğim kesim formu yeterli olacaktır. Yani illa eğim nokta biçimini kullanmamıza gerek yoktur. Hatta daha kolay, daha rahat bir şekilde bulabileceğimizi de ifade edeyim. Bakın şimdi başka bir örnek üzerinde bunu göstereyim. Mesela ne olsun? Hangi noktalardan geçsin bizim? Evet, P1, eksi 5, eksi 2, P2'de ne olsun? Eksi 3, artı 4 olsun. Bu noktalardan geçen doğrunun denklemini yazınız denmiş olsun. Şimdi gene ilk önce yapmamız gereken şey eğimi kullanmak, eğimi bulmak. Eğimi nasıl bulacağım? Y'deki değişimin x'teki değişimi oran olarak bulacağım. Y'deki değişim nedir? 4 eksi eksi 2. X'teki değişim nedir? Eksi 3 eksi eksi 5. Yani 4 artı 2 6, 6 bölü eksi 3 artı 5'ten o da 6 bölü 2'den ne yapar? Eğim kaç çıkar? 3 çıkar. Eğimi buldum. Eğimi buldum arkadaşlar. Öyleyse şimdi bakın y eşittir mx artı b şeklinde eğim kesim formumuz vardı. Ben burada m'nin kaç olduğunu buldum? 3x, 3 olduğunu buldum. Benim denklemimde şu anda bilmediğim şey ne? Ben b'yi bilmiyorum. Peki b'yi nasıl bulabilirim? P1 ve P2 noktaları bu doğrunun üzerinde olduğuna göre bu doğrunun denklemini sağlayacaklardır. Eğer P1 noktasından yararlanırsam, yani eksi 5, eksi 2 noktasından yararlanırsam rahatlıkla B'yi bulabilirim. Bakın, X'in yerine eksi 5 yazdığım zaman Y kaç olmalı? Eksi 2 olmalı. Eksi 2 eşittir 3 çarpı eksi 5 artı B'dir. P1 noktası bu doğrunun üzerinde olduğu için, Y eşittir 3X artı B olsun üzerinde olduğu için bu doğrunun denklemini sağlar. X'in yerine eksi 5, Y'nin yerine eksi 2 yazdığında eşitlik bozulmaz. Eksi 2 eşittir 3 kere eksi 5 eksi 15 bu, artı B. Buradan da B kaç çıkar? B eşittir eksi 2 artı 15'ten cevap 13 olarak bulunmuş olur. Ben B'yi ne yaptım? Buldum. Doğrunun denklemini de ne yapmış oldum? Hesaplamış oldum. Y eşittir 3x artı 13'e eşitmiş. Eğim kesim formu şeklinde ifade ettik. İsterseniz iki nolu noktanın koordinatlarını da kullanarak yapabilirsiniz bunu. İki nolu noktamızın koordinatları nelerdi? İki nolu eksi 3'e 4'tü. Eksi 3'e 4. Ben bu noktayı kullanarak yapabilirdim aynı işlemi. Eksi 3'e 4. Bu nokta da çünkü y eşittir 3x artı b doğrusunun üzerinde x'in yerine 4 x'in yerine eksi 3 yazacağım. 4 eşittir 3 artı eksi 3 artı b. Bakın şimdi. 4 eşittir eksi 9 artı B. Buradan B kaç çıkar? B eşittir 13 çıkar. İstediğiniz yöntemi kullanın. Sonuçta bulacağınız denklem Y eşittir 3X artı 13 olmalıdır. Bu yöntem aslında diğerlerine göre daha avantajlı. Çünkü ne derler? Tek bir denklemle soruyu yani tek bir denklemle iki noktası da verilse, eğimi de verilse rahatlıkla bulabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bugünkü dersimizi burada sonlandıracağım. Bir sonraki dersimizde ne yapacağız? Bir sonraki dersimizde arkadaşlar artık uygulamalara geçeceğiz. Yani doğrusal denklemler ve grafiklerin uygulamalarına geçeceğiz. Değerli vaktinizi ayırıp beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizi en içten saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle diyerek dersi sonlandırın arkadaşlar. Kendinize lütfen dikkat edin.